bölücü terör örgütünün siyasi uzantısıyla bu ülkenin ana muhalefet partisinin seçimlerde işbirliği yapmış olması. Dolayısıyla Kandil'le o noktalardan işbirliği. Tabii canım Kandil'le işbirliği. O noktalardan biri galiba değil mi arkadaşlar Silifke? Silifke Belediye Başkanlığı el değiştirdi. Evet. Silifke bir seyircimiz buradan yoğurdu. Buradan selam da göndermiş olalım. Bir seyircimiz dün biz yayından çıktıktan sonra dedi ki ya bu konuya da değinir misiniz? Sosyal medya üzerinden ulaştı. Bizim sosyal medya paylaşımızda mı? Aynen öyle. Dedik ki kalabalık yere göremiyorum. Dedik ki değinmeyiz de ne yaparız? Siz seyircimiz istedikten sonra. Buyurunuz. Yasin Bulundu ismindeki birinin sosyal medya hesabı. İşte o Yasin Silifke'nin, Bulundu. Evet o Yasin Bulundu. İşte. Silifke'nin göbeğine dikilen 3 hilalli ucube. Şimdi 3 hilal bu memleketin, bu milletin tarihi ve kültürel kodlarından biridir. Hani ucube ifadesini aynen iade etmek icap eder. Üç hilalin ayrı bir anlamı vardır bu millet için. Tarih kodlarında, kültürel kodlarda ayrı bir ifadesi vardır. Ay yıldıza ucube diyemeyeceğin gibi üç hilale de ucube diyemezsin. Kültürel bazda değerlendiriyorum bunu. Bu Yasin Bulundu kimmiş? Bir de ona bakalım. Bunun bir de kim olduğunu da oradan kendi ifadesiyle. Heh. 2019 yılında çöp arabası arkasından ayrıldığım Silifke Belediyesi'ne yani temizlik işçisiymiş. Bugün itibariyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak geri döndüm diyor. Belediyeyi alınca o bahsettiğimiz kent uzlaşısı bu arkadaşı da Silifke'ye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak geri çağırmışlar. Zafer işareti yapan böyle bir pozu da kendi sosyal medyasında görece başarı olarak söylemiş olabilir. Yani bu belediyelerdeki akraba kayırmacılığını, kadrolaşmayı CHP belediyelerindeki gayet yakından takip ediyoruz. Özgür Özel kıssa da öfkelense de onu da takip ediyoruz ama bu arkadaşın o az önce bahsettiğimiz sosyal medya hesabında ucube olarak nitelendirdiği bu anıt Silifke'de öncesi ve sonrası olarak ekrana geldi. MHP'li belediyenin bir eseriydi ve ortadan kaldırıldı Hikmet abi.